Selamlar, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlker Akanter. Bu bölümde yine bir SSD disk incelemesiyle karşınızdayız. Piyasadaki birçok SSD'yi farklı kapasitelerinde incelemiş bulunuyoruz ve bu serimize devam ediyoruz. Bugün inceleyeceğimiz disk şu anda piyasada 1 TB olarak alabileceğiniz en uygun disklerin başında geliyor. SanDisk'in SanDisk Ultra M2 NVMe 3D SSD diski. Dediğim gibi 1 TB'lık bir kapasiteye sahip, 2400 MB okuma, 1950 MB yazma hızlarında olduğunu iddia ediyor. Bunu test sırasında bakacağız. Yani şuradan çok güzel bir nokta belirtmek istiyorum. Bakın burada farklı dillerde ürün özellikleri yazıyor. Şöyle göstereyim size. Burada Türkçe de var. Bu beni gururlandırdı açıkçası. Para verip aldığımız firmanın ürününün üzerinde benim dilimde yazılar olması çok güzel bir şey. Şimdi bir açalım. Ben bunu açıp testlerini yaptım açıkçası. O yüzden paket açılımı gibi olmayacak. Çünkü daha önce açtım baktım. İçinden bir tane garanti kağıdı çıkıyor. Ve buradan da Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor. Diski nasıl bağlayacağınız, nasıl edeceğiniz ıvır zıvır bunlar yazıyor. Penta Teknoloji tarafından getirilmiş ülkemize, gördüğünüz gibi 2 yıl garantili, azami tamirat süresi 20 iş günü. SSD'ler tamir olmuyor ne yazık ki. Bozulursa size yenisini veriyorlar, bilginiz olsun. Şimdi gelin açalım. Zaten SSD olduğu için çok fazla bir şey yok. Yine standart bir SSD boyutunda şöyle bir parmak diye gösterebilirim size. Ben SSD'yi aldığım zaman açıkçası üzerindeki fotoğrafa çok dikkat etmemiştim. Elime aldığım zaman fark ettim. Sadece tek bir tane bellek yongası var. Evet. Yani şu ufacık alet 1 TB boyutunda. Yani bundan 1, 2, 3 tane daha koyarsanız 4 TB'lık bir NVMe SSD elde edebiliyorsunuz. Teknoloji nerelere kadar geldi? 120 GB'ına dünyalar para ödüyorduk. Şimdi 1 TB'lık ürünü elimize tutuyoruz ve sadece bir yonga bunu sağlıyor. İnternetten baktım birazcık. Buna benzer Western Digital'in bir tane modeli var. PCB'si birebir aynı. DRAM-less, yani DRAM ön belleği olmadan diye belirtilmiş ama ürün birebir aynı. Şurada bakın gördüğünüz gibi bir tane çip var. Şöyle yakınlaştırayım size kameraya. Üzerinde makro lensim yok ama okunabilir sanırım. Evet. Şu gördüğünüz bellek. Yani belleksiz bir SSD değil. Bu bir bellek. Bu da chipseti, yongası. Büyük ihtimalle makro lensi takarak bunlardan fotoğraf alacağım. O zaman daha net okuyabilirsiniz. Arka yüzünde hiçbir şey yok. Sadece ön yüzünde bir adet bellek. Daha doğrusu SSD belleği, ön bellek var ve bu da yonga seti. Evet, istiyorsanız şimdi gelin bilgisayarınıza bir bağlayalım ve test sonuçlarına bir bakalım. Gerçekten kağıt üstünde verdiği değerleri veriyor mu, vermiyor mu? In the corner of the room, not ready to resume.
Evet, test sonuçlarına baktık. Kağıt üzerine verdiği değerleri gerçekten de veriyor. 2400 MB okuma ve 1900 MB civarında da yazma hızı var. Gayet hızlı bir SSD. Gen 4 değil bu. Gen 3 4X olan bir SSD. Yani 5000 MB'ları şey yapan, çıkabileceğiniz bir SSD değil. Yani bunu şu anda alacağınız piyasadaki tüm NVMe anakartlarla uyumlu sistemlerde bu hızlarda kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Gen 4 SSD'leri şu anda sadece AMD sistemlerde kullanabiliyoruz. Ryzen 3000 serisi ve üstünde. Onların altında kullanamıyoruz. Daha hızı düşerek kullanıyoruz. Ama bu SSD Gen 3 X4 olduğu için rahat rahat tüm bilgisayarlarda gerçek performansında kullanabiliyorsunuz. Şimdi bana sorulanlardan bir tanesi şu. Sen hiç gerçek dosya kopyalama testi yapmıyorsun diyorlar. Evet doğru, ben dosya kopyalama testi pek yapmıyorum. Neden? Çünkü test sisteminde fark ettiyseniz sol alt köşede HD Tune programının testini yapıyorum. O HD Tune aynı diskten diske kopyalama yaparkenki alacağınız hızı gösteriyor size. Yani bu disk 1400 MB civarında efektif olarak dosya okuyup yazabiliyor. Üzerine dosya yazacaksanız 1400 MB civarında yazıyor. Normal bir SATA SSD'lerde benchmarklarda 500 MB'ları görürken dosya yazarken 300, 330, 350 MB'ları görmeniz gibi. Bu diskte 2400 MB okuma derken 1400 MB civarında efektif olarak çalışıyor. Windows 10'un SSD yönetiminin çok rezil olduğunu da düşünürsek, çünkü sonuçta bu disk ile bir SATA SSD'nin arasında 4 kat, 5 kat fark var. Ama siz bunu kullanırken fark etmiyorsunuz ne yazık ki, fark edemiyorsunuz. Çünkü işletim sistemimiz bundan tam bir randımanla çalışmıyor. O yüzden yeni çıkan konsolların işte yüksek okuma hızları ve oyunların yükleme süresi olmadan açılacağı iddiasının nedeni de bu. Aslında biz bu SSD'lerin tam performansını kullanabilsek PlayStation 5'in ya da Xbox Series X'in bize sunduğu o hızı biz çoktan bilgisayarlarımıza yaşıyor olacaktık. Ama işletim sistemi mağdurları olarak kullanamıyoruz. Neyse konumuz bu değil. Konumuz bu SSD. Çalıştığı sırada gayet serin duruyor. Üzerinde herhangi bir soğutucu yok. Buna rağmen 41 dereceyi geçmedi ben yaptığım testlerde. Zaten ekranda gördünüz. Ve dokunduğum zaman da işlemci ılık. Öyle cayır cayır yanan bir SSD değil. Crucial SSD'leri çok sıcak çalışıyor mesela. 50-60 dereceleri buluyor. Ama SanDisk'in SSD'si gayet serin çalışıyor. O yüzden bunu mesela alıp notebook'ta da kullanabilirsiniz. Herhangi bir üzerine soğutucu plaka kapatmanız gerekiyor. Ya da masaüstü bilgisayarınıza da taktığınız zaman üzerine işte bir soğutucu takalım, işte bir heatsink takalım, işte ısısını düşürelim falan. Hiç bu tür şeylere uğraşmanıza gerek yok. Ben çok beğendim. Tam bir fiyat performans ürünü. Şu anda 1050 lira civarında satılıyor. Bu videonun çıktığı tarihte. Daha da fiyatı artabilir, düşebilir artık döviz kuru durumuna bağlı olarak. Ama işte ucuza 1 terabaytlık bir kapasitelik bir SSD arıyorsanız SanDisk gayet iyi bir seçenek. Bunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de lütfen YouTube kanalımıza abone olup bize destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Birçok farklı kulvarda içerikler üretmeye çalışıyoruz. Ve bu ürettiğimiz içerikler bir tanesi belki ilginizi çeker. Ve ilginizi çeken içeriklerin beğenirseniz altına yorum yaparsanız ben o tür içerikler üretmeye biraz daha fazla özen gösterebilirim. Ayrıca Teknoloji Odası'nı teknolojiodası.net forumumuzdan, Discord sunucumuzdan, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.